Bir şehri tanımanın en iyi yolu onun sokaklarında gezinmektir, öyle değil mi? Biz de o yüzden bugün arabayı bırakıp tabana kuvvet dedik. Ama önce bir yerlerde durup kahvaltı yapmak lazım. Tabii bir uygulama kullanarak bize en yakın ve en meşhur bir yeri bulmak sadece bizim aklımıza gelmediği için 25 dakika sıra beklemek gerekiyor. Normalde şekersiz besleniyoruz ama bazen bazılarımız minik kaçamaklar da yapabiliyor. Hareketsiz bir görsel olmasına rağmen bakınca sanki yılanlar dönüyormuş gibi bir şey var. Ve kafe duvarı illüzyonu. Bununla ilgili bir video yapmıştım. Aslında buradaki çizgilerin hepsi birbirine yatay fakat sanki kırık çizgiler gibi gözüküyor. Bu kutular birisi kare, birisi şey gözüküyor ya. Halbuki aslında aynı boyutta var. Daha büyük gözüküyor değil mi bu? Evet. Onlar. Değil mi? Aslında aynı. Hepsi aynı mı? Üstteki de mi aynı? Üstteki. Aynı. Üstteki de aynı. İnanılmaz değil mi? Hepsi aynı sayın. Görsel illüzyonlar benim ilgi alanıma girdiği için az önce söylediğim gibi kanalımda birkaç kez bunlarla ilgili video hazırlamıştım. Ama dünyanın pek çok yerinde kurulu olan bu müzeye uğramadan da duramadım. Kim iniyor ya? Beni asıl şaşırtan böyle bir konseptin pek de bilinmeyen bir yerden çıkmış olması. İlk kez 2015'te Hırvatistan'ın Zagreb kentinde açılmış bu müze ve daha sonra tüm dünyaya 15 kadar merkeze yayılmış. Şu anda ben çok büyüğüm. Şimdi... Ben çok büyüğüm. Bir daha, bir, iki, üç. Evet. This is so scary. Oh. Dönerek çıkan merdivenler. Sanki bir kahve ütücüsünün içindeymişiz gibi tasarlanmış. Dünyanın en büyük Starbucks'ını ben kurulduğu yer olan Seattle'dadır diye tahmin ediyordum. Şimdi yolda oraya da uğrayacağız, kurulduğu yere falan da gideriz ama Chicago'da karşımıza çıktı. Burası nispeten yeni açılmış bir yermiş ve normalde yer bulabilmek bile çok zormuş ama gördüğünüz gibi biz bayağı güzel bir köşe bulduk. Ve şimdi siparişlerimiz geldi. Ne olduğunu bilmediğimiz bir kahveyi sevgili eşime
aldık. Bitirmek üzere kendisi. Çok güzelmiş. Ne olduğunu bilmiyoruz ama öğrenmemiz lazım mutlaka. Ne olduğunu bilmediğimiz başka sıcak bir kahve, klasik bana. Ama bizdeki en deneysel kahveyi Sufi aldı. Nedir Sufi? Gel bakalım şöyle. Adını bilmiyoruz ama nitrojenle... Nitrojenle mi soğutun? Evet. O yüzden bu kadar soğuk? Evet. Buz gibi. Evet. Sıvı nitrojenle yapılmış dondurma. Sıvı nitrojenle yapılmış dondurma. Roket yakıtı gibi bir şey yani. Hadi bakalım. Oo. Ama bayağı tatlıymış. Bayağı. Çok şekerli. Normal kahveyle ağzımı temizlemem lazım şimdi. Ben onu ikisini denedim. Hiç sevmedim. Ağzımı onunla temizledim. İyi hadi bakalım. Willis Tower, eski adıyla Sears Tower, 1974'te yapıldığında bu 442 metre yükseklikte 108 katlı bina dünyanın en yüksek binasıydı. Bu unvanını epeyce bir süre devam ettirdi fakat şu anda Amerika'nın 3. dünyanın 23. yüksek binası haline geldi. Teknoloji öyle bir hızlı ilerliyor ve bu tür inşaatlar o kadar hızlı yükseliyor ki artık bu unvanını çoktan kaptırmış durumda ama Chicago deyince akla gelen ikonik binalardan biri. Across the street, you see a building in the street. Burada Tribune Tower diye bir binada ilginç ayrıntılar gördük. Şu dışarıya doğru taşan taşlar hem Amerika'nın hem de dünyanın farklı yerlerinden getirilmiş. Burası Texas'tan gelmiş. Yukarıda Norveç'ten, Almanya'dan, Çin Seddi'nden ve Berlin Duvarı'ndan getirilme taşlar var. Yani dünyanın bütün taşlarını toplayıp böyle bir bina inşa etmişler. Bu kent mimari tasarım açısından baktığınızda adeta bir açık hava müzesi gibi. XIX ve XX yüzyıldaki ünlü mimarlar bir tuval gibi kullanmışlar bu kenti. Otelimizin tam karşısında bulunan Marina Bay kuleleri adeta şehir içinde bir şehir gibi. Chicago'daki köprüler Amerika'daki en fazla sayıda açılıp kapanır köprüymüş. Amsterdam'dan sonra da dünyada en çok açılıp kapanan köprü buradaymış, Chicago'daymış. Kişi tarafından kurulmuş ve 200 yıl gibi kısa sayılabilecek bir süre içerisinde dünyanın en önemli merkezlerinden biri haline gelmiş. Bazı binaların üzerindeki süslemelerde 24 ayar altın kullanılmış. Tam merkezden kıvrıla kıvrıla geçen nehir boyunca ilerledikçe o köprülerin altından geçtikçe, binaların duvarlarıyla anlatılan bir hikayeyi dinler gibi oluyorsunuz. Bu hikayede karakterlerimizi oluşturan en önemli unsur, inovasyon ve özgünlük. Binaların hepsi de farklı bir şekilde tasarlanmış. Bir zamanlar Fransa'nın Eiffel Kulesi ile yaptığı mimari gösteriye Chicago dönme dolabı icat ederek karşılık vermiş.
Bugün şehri yürüyerek arşınlama konusunda kararlıyız. Gün sonunda ayaklarımıza kara sular indikten sonra fark ettik ki yaklaşık 10 kilometre yürümüşüz. En uzun mesafeyi de yine boğazlar meselesi için kat etmişiz. Dün geldiğimizde Chicago'ya niye rüzgarlı şehir dediklerini anlayamamıştık ama bugün baya baya rüzgarlı hakikaten. Şu anda aramızda donanlar var, üşüyenler var. Tam duvar kağıtlık yer yani. Birazdan duvar kağıdı olarak fotoğrafı çekeceğim. Herhangi bir yere gittiğimde elbette oranın yemeklerini, insanlarını, sokaklarını, binalarının tasarımını filan merak ediyorum ama Chicago'da en çok merak ettiğim şeylerden biri caz kültürü. Hızlandırılmış bir kültürel gezi içinse en uygun mekanlar hiç şüphesiz müzeler. Chicago'daki üçüncü ve son günümüzü müzelere ve sergilere ayırdık. Aslında üç günün tamamını bu işe ayırsak bile bitiremeyeceğimizi sonradan anladık. Hadi öne geçelim. 35 binden fazla parçayı görmek için gereken süreyi varın siz hesaplayın. İkinci Dünya Savaşı'nda binlerce gemi batıran bir denizaltının yıllarca takip edildikten sonra büyük bir gizlilikle nasıl ele geçirildiğinin hikayesini interaktif gösterilerle izledik. Sen öyle bir yerde yatabilir miyim? Hayır. Bak şurada da var. Ve günlerce. U-505'in içine bakıyoruz şu anda. Yani galiba U-505. Bence öyle. Bayağı klostrofobik bir ortam. İnsanlar burada günlerce suyun altında yaşayabiliyorlarmış. Ben özellikle şu kapsülün içinde uyumak biraz zor gelirdi. Ama düşündüğümüzde astronotlar da şu anda denizin altında değil, uzayda böyle yaşıyorlar. Değil mi? Ki müzenin benim açımdan en ilgi çekici kısmı uzay yarışı ile ilgili olan bölüm. Gördüğünüz araç Aurora 7. 1962'de Amerika'nın uzaya gönderdiği ikinci araç. Şimdi içindeki astronotların 5 saat boyunca tıkılı kaldığı yeri göstereyim. Bu arada gerçek bir simülasyon falan değil. İşte böyle bir yerin içerisinde kalıyorlarmış. Uzay yarışı ile ilgili bir zaman çizgisi hazırlamışlar.
1957'de başlıyor Sputnik'in uzaya gönderilmesiyle ve Ruslar daha sonra Laika'ya bir köpeği gönderiyorlar. 1958'de ilk Amerika'nın gönderdiği uydudan sonra Amerikalılar bir maymun gönderiyorlar 1961'de. Birkaç ay içerisinde olanlara bakın şimdi. İki ay sonra Yuri Gagarin uzaya çıkıyor. Ve hemen neredeyse bir ay bile geçmeden Alan Shepard çıkıyor Amerika'dan. Şu aralıkta inanılmaz bir stres yaşandığını tahmin etmek işte zor değil. Burada Apollo 8'in gerçek modülünün yanı sıra Sputnik'ten SpaceX'e ve oradan da ISS'e kadar uzayla ilgili pek çok önemli araç hakkında uygulamalı bilgiler sunuluyor. Benim en çok ilgimi çeken şey ise Ay'dan getirilmiş bir taş. Yaklaşık 50 watt gücünde bunu çalıştırabilmek için ne kadar kakaya ihtiyaç var? 2 el arabası. Kartondan bisiklet yapmış adamlar. Çok acayip bir şey. Evet. Çok merak ediyorum. Tasarımdan niye vazgeçtiler acaba? Sessiz olun. Bu odanın özel akustik tasarımı birbirinden çok uzakta duran iki kişinin fısıldayarak konuşabilmesini sağlıyor. Bugüne kadar gördüğüm en ayrıntılı ve en büyük maketlerden birinde yüzlerce binanın küçültülmüş versiyonları var. Aralarda dolaşan trenlerin bazılarının önüne kamera yerleştirilmiş. Böylece sanki bu minik dünyanın içindeymiş gibi hissedebiliyorsunuz. Üstelik bu trenler bizim de yolculuğumuzun sonraki duraklarından biri olan Seattle'a kadar gidiyor. Bayanlar ve baylar. Gördüğünüz gibi az sonra
Marvel'ın süper kahramanlar evrenine giriş yapacağız. Duyduk duymadık demeyin. Biletler bir ay boyunca yok satarken biz bir şekilde bulmayı başardık. Nasıl yaptık bilmiyorum ama az sonra, tam 5 dakika sonra içeriye girmeye hak kazandık. Marvel sergisinde çizgi roman kültürünün kilometre taşlarını oluşturan nadide çizimler var. Hepsi de orijinal ilk çizimler. Sergide bir hikaye anlatıcı olarak en çok ilgimi çeken şey, Marvel metodunu yakından inceleme fırsatını bulabilmek oldu. Normalde çizgi romanlar tıpkı filmler gibi önce senaryo aşamasıyla başlar. Yazarlar sayfalardaki tüm görselliği ve diyalogları en ince ayrıntısına kadar yazılı olarak tarif eder. Sonra çizerlere geçer işler. Oysa Stan Lee öncülüğünde 50'li 60'lı yıllarda geliştirilen Marvel metodunda hikaye kabataslak belirlendikten sonra çizerler tarafından sayfalar hemen hazırlanmaya başlanır. Çizimler bittikten sonra ona uygun diyaloglar yazılır. Böylece çizerler görsellik konusunda hiçbir kısıtlamaya gitmeden yaratıcılıklarını sergileme şansına kavuşmuş olurlar. İşte tüme varım değil de tümden gelim diyebileceğimiz Marvel metodunun özü bu. Desenler doğada bizi çepeçevre kuşatır. Onları nerede arayacağınızı biliyorsanız, bu gezegende işlerin nasıl yürüdüğünü size fısıldayacaklardır. Doğadaki sayılar ve desenler konusu çok çok uzun zamandır ilgimi çekiyordu. Ama bu sergiyi dolaştıktan sonra artık kesin olarak kararımı verdim. 80 gün sürecek bu yolculuk sona erdikten sonra bu konuyla ilgili çok ayrıntılı bir video hazırlayacağım sizler için. Again? Again. Again didn't. They made it impossible. You couldn't get the jump. İşte burası galiba. Occult Spiritual Society. Kapalı. Hay Allah ya. Sadece perşembeden cumartesiye sadece 1'den 7'ye kadar açıkmış. Yani çalışma saatleri bile gizemli. Şans. Neyse, yapacak bir şey yok. Bunun yerine artık başka bir kitapçıda takılacağız. Ben de çok merak ediyordum ama. Yolculuk planları yaparken okült bir kitapçıya uğramayı hayal ediyordum ama gördüğünüz gibi evdeki hesap çarşıya uymadı. Yolculuklar böyledir işte. Bazen
kendinizi onun akışına bırakmak en iyisidir. Biz güneşin battığı yöne doğru ilerleyip Chicago'yu arkamızda bırakırken aklımda kalan soru da işte buydu. Bakalım yarın hangi durakta uyanacağız? Got myself a job well in Chicago.